Çocuklar adeta, üniversite sınavına LGS yazılan öğrencilerimiz adeta bir balkon dolusu seyircinin önünde koşturan atletlere benziyor. Balkondakiler de diyorlar ki sürekli çocuğa, yapamazsın, edemezsin, bu çalışmayla olmaz, senden hiçbir şey olmaz. Sürekli bozucu ifadeler. Merhabalar dostlar. Geçen sene Boğaziçi isteyen ve çalışkan, istekli, arzulu, savaşçı bir kızım vardı. Bütün sene ben bu çocukla çok uğraştım. Ama dersleri için uğraşmadım. Akrabalarıyla uğraştık. Bütün sene bu akrabalarla boğuştuk. Halalar, teyzeler, kuzenler böyle çocuk çalışamasın, kazanamasın diye resmen boğuştular, savaş verdiler. Biz de can siperhane bir şekilde onların o salvolarını savuşturarak Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandık. Enteresan. Sınav senesi öğrenciler sadece dersle falan mücadele etmezler. Sınav senesi öğrencinin motivasyonu bozan, dengesini bozan bir sürü faktör var. O faktörlerden bir tanesi akrabalar. Eş, dost ve akrabalar. Aklıma hemen sıcacık gelen örnek, iki tane hanımefendi var. Bunlar 40'lı yaşların ortalarında kız kardeşler. Ayşe ve Fatma Hanım. Ayşe Hanım 3 yaş büyük, Fatma Hanım 3 yaş küçük. İkisinin de kızı var ve aynı yaştalar, ay farkıyla. İkisi de titiz insanlar. Çocuklarını tabi böyle prensesler gibi yetiştirmek istiyorlar. İki kuzen LGS'ye giriyorlar. Birisi %1, birisi %3'lük dilimde. Anneler rekabetçi. Farklı Anadolu liselerinde okuyorlar. Abla olan Ayşe Hanım, kardeşi Fatma Hanım'ı arıyor. Üniversite sınav senesinde. Diyor ki, Fatmacığım diyor, bizim Cüneyt Hoca vardı diyor. LGS'deyken özel ders aldığımız matematik hocamız diyor. Ya diyor, ben onun telefonunu kaybettim. Sen de vardır diyor, bir versene bana diyor. Kardeşi diyor ki, aa diyor, abla bende de yok diyor. O adam zaten İstanbul'dan gitti diye duydum ben diyor. Sanırım İstanbul'da değil artık diyor. Ama Ayşe Hanım atmaca, kartal. Araştırıyor, uğraşıyor, didiniyor. Hocanın, Cüneyt Hoca'nın telefonunu buluyor. Bulunca da diyor ki, ay diyor, Cüneyt Hocam ne çok aradım ben sizi diyor. İnanın diyor, aylardır sizi arıyorum falan deyince Cüneyt Hoca şaşırıyor. Ayşe Hanımcığım diyor, niye arıyorsunuz ki diyor. Ben iki senedir yeğeninize, Fatma Hanım'a derse geliyorum ya, ondan isteseydiniz o verirdi diyor. Tablo böyle Halit'ciğim, tablo böyle. Eskiden bu ülkede kuzenler, akrabalar, halalar, teyzeler, enişteler, görümceler birbirlerinin çocuklarına dua ederlerdi. Allah yardımcın olsun, ne çok emek verdin, her şey gönlünce olsun derlerdi. Maalesef son zamanlarda bu tarz saçma sapan örnekler çok fazla geliyor. Çocuklar adeta, üniversite sınavına LGS yazılan öğrencilerimiz adeta bir balkon dolusu seyircinin önünde koşturan atletlere benziyor. Balkondakiler de diyorlar ki sürekli çocuğa, yapamazsın, edemezsin, bu çalışmayla olmaz, senden hiçbir şey olmaz. Sürekli bozucu ifadeler. Ve gerçekten pek çok çocuğumuz sınavı sadece akrabalarının, eş, dost, komşunun psikolojik baskısı yüzünden sınavı kaybetmiş oluyorlar. Buradaki püf nokta, kulaklarımızı kapatıyoruz, işimize gücümüze bakıyoruz. Sınav abartılacak bir sınav asla değil, onurlu, haysiyetli bir sınav. Ona saygı göstereceksin, orta karar, tatlı bir çalışmayla inanılmaz güzel yerler kazanılıyor. Yavrularım, dedem Şefik Can'ın muhteşem bir sözü vardır. Der ki, akrabalık iki türlüdür. Biri kandan kana, diğeri candan cana. Yolunuz candan cana, güzel insanlarla kesilsin yavrularım. Görüşmek üzere, saygılarımı sunuyorum.